Seyyid Zeynel Abidin Kayserani Hazretleri Anadolu'da yetişen büyük velilerden 1349 Hicri 750 yılında Medine-i Münevvere'de Rasas mahallesinde doğdu. Babası Seyyid Ahmet Şemsüddin Efendi, annesi ise Seyyid İzzettin Hasan Rıfai'nin kızı Sadiye Hanım'dır. Nesebi 29. batında Hazreti Ali'ye ulaşmaktadır. Doğum yerine nispetle medeni, yerleştiği Kayseri şehrine nispetle de Kayserani denildi. 1414 Hicri 817 yılında Kayseri'de vefat etti. Kabri Burhanettin Tirmizi Hazretlerinin türbesi içinde olup ziyaret edilmektedir. Seyyid Zeynelabidin Hazretleri küçük yaşta babasından ve Medine-i Münevvere'nin meşhur alimlerinden ilim öğrendi. Evliyadan feyz alıp olgunlaştı. Allahü Teala'nın sevgili kullarının sohbetlerinde resul ü Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakıyla ahlaklanıp azalarını Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymakla süsledi. Çok ibadet eder, haram ve şüphelilerden pek sakınırdı. Mübarek pederinin vefatından sonra Anadolu'ya doğru yola çıktı. 1397 senesinde Kayseri'ye geldi. O sıralarda Sivas ve Kayseri dolaylarının beyi olan Kadı Burhanettin Ahmet Bey yeni vefat etmiş, Kayseri şehri de Osmanlı Türklerinin adil idaresiyle şereflenmişti. Kayseri halkı ve idarecileri, şehirlerine yeni gelen Resul-ü Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek torununa izzet ve ikramda bulundular. Seyyid Zeynelabidin Kayserani Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmiştir: Kim ilmi ararsa öğrenir. İlmi öğrenen günah işlemekten korkar. Günahtan korkan ondan kaçar. Ondan kaçan ise kıyamet günü hesaptan kurtulur. Şüpheli bir kuruşu geri vermeyi binlerce lira sadaka dağıtmaktan daha fazla severim. Din kardeşimin bir ihtiyacını görmem, bir sene nafile ibadet etmemden daha önemlidir. İnsanların en alçağı kimdir diye sorulunca, din kisvesi altında dünya menfaati sağlayandır buyurdu. Abdullah bin Mübarek Hazretleri buyurdular ki, ilimde cimrilik yapan kişiye Allahü Teala üç bela verir. Ya ölür, ilmi gider yahut unutur veya kendine ilmi unutturacak kimseyle dostluk kurar. Böylece ilmi gider. İnsandaki en üstün haslet hangisidir diye sorulunca, kamil akıl buyurdu. Eğer o yoksa dediler, güzel edeptir buyurdu. O da yoksa dediler, kendisiyle istişare edilecek şefkatli bir kardeş buyurdu. O da yoksa dediler, devamlı sükut buyurdu. O da bulunmazsa dediklerinde, ölmek buyurdu. Şu dört cümle, dört bin hadisi şeriften seçilmiştir. Kadına güvenme, mala aldanma, mideni fazlaca doldurma, işine yarayacak kadar ilim öğren. Bir alimin sakınması gereken en önemli husus Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden uzak durması ve dünyaya gönül bağlamamasıdır. Dünya sevgisi ve günahların istila ettikleri kalpten nasıl hayır beklenir? Allahü Teala'ya isyan ederken onu sevdiğini açıklarsın. Bu ise kıyasta acayiptir. Eğer sevgin doğru olsaydı ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Güzel ahlakı bir cümlede hülasa eder misin diye sorduklarında kızmamaktır buyurdu. Abdullah bin Mübarek Hazretleri bir gün yolda gidiyordu. Önünde birkaç koyunla bir çoban çocuk gördü. Ona acıdı ve çocuklukta çobanlık yaparsa büyüdüğünde Allahü Teala'nın ibadet ve marifetine nasıl erişir dedi. Sonra kendi kendine gideyim ona Allahü Teala'yı tanıtmakta bir mesele öğreteyim deyip çocuğun yanına geldi ve evladım Allahü Teala'yı bilir misin buyurdu. Çocuk kul nasıl sahibini bilmez dedi. Allahü Teala'yı ne ile biliyorsun deyince bu koyunlarımla diye cevap verdi. Buna şaşıran İbn Mübarek Hazretleri bu koyunlarla onu nasıl bilirsin diye tekrar sordu. Çocuk bu birkaç koyun çobansız işe yaramaz. Bunlara su ve ot verecek, kurttan ve diğer tehlikelerden koruyucu birisi lazımdır. Bundan anladım ki kainat insanlar, cinler, hayvanlar ve canavarlar ve bu kanatlı kuşlar bir koruyucuya muhtaçtır. Bu binlerce çeşit mahlukatı korumaya kadir olan Allahü Teala'dan başkası değildir. İşte bu koyunlarla Allahü Teala'yı böylece bildim diye cevap verdi. Allahü Teala'yı nasıl bilirsin sorusuna ise hiçbir şeye benzetmeden bilirim şeklinde cevap verdi. Böyle olduğunu nasıl bildin dediğinde yine bu koyunlardan dedi. Nasıl diye sorunca Çocuk, ben çobanım. Onların koruyucusuyum. Onlar benim korumam ve tasarrufumdadırlar. Onlara dikkatle bakıyorum. Ne onlar bana benzerler, ne de ben onlara benzerim. Buradan bir çoban koyunlarına benzemezse, Allahü Teala'nın elbette kullarına benzemeyeceğini anladım dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Mübarek Hazretleri, iyi söyledin. Peki ilimden bir şey öğrendin mi buyurdu. Çocuk, ben bu sahralarda nasıl ilim tahsil edebilirim dedi. Peki başka ne öğrendin dediğinde ise çocuk, üç ilim öğrendim. Bunlar gönül ilmi, din ilmi ve beden ilmidir diye cevap verdi. Bunlar nelerdir? Ben bunları bilmiyorum deyince çocuk, gönül ilmi şudur ki, Allahü Teala bana kalp verdi ve orayı kendine marifet ve muhabbet yeri eyledi ki bu kalbile onu bileyim. Onun sevdiklerine gönülde yer vereyim. Sevmediklerine yer vermeyeyim ve böylelerinden uzak olayım. Dil ilmi şudur ki bana dil verip onu da zikretmek, onun ismini söylemek yere eyledi. Onunla onu hatırlatanları dile getirmeyi, ondan bahsetmeyen sözden onu koruyup uzak olmayı ima etti beden ilmi şudur ki bana beden vermiştir ve onu kendine hizmet yeri eylemiştir